Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmaları değerlendireceğiz. Furkan hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Metehan, iyiyim, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. TFF 1. Lig'de 3. hafta Osmanlı Spor, Adana Spor arasındaki mücadeleyle açılacak. Hı-hı. Sen nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Ben Adana Spor'un deplasmandan bir puanla ayrılacağı düşüncesindeyim. Çünkü Osmanlı Spor'un geçtiğimiz senelerdeki havası yok, hani böyle kadro çok zaten giden oyuncu oldu. Kadro çok daraldı. Adana Spor ise Eze transferiyle bayağı bir moral buldu ve Eskişehir Spor'u 3-2 yendiler. Eze 2 gol attı o maçta. Takıma olumlu bir etkisi oldu bayağı. Ben o yüzden Adana Spor'un en azından yenilmeden ayrılacağını düşünüyorum. Sen ne dersin? Eze transferinde biz biliyorsun Adana Spor'un nokta bir transfer yaptığını söylemiştik. 15 gol arası bekliyorduk. 2 golü attı ilk kafadan maçında. Kafadan 2 gol geldi zaten. Gitti o 2 gol. Zaten maçı kazanmasında büyük etki oldu Eze. 3-2 kazandı biliyorsun Adana Spor. Aynen, kendi evinde. Bizim zaten iki hafta programımızda Adana Spor eğer takviye yapmazsa küme düşmene büyük adaylarından olur demiştik ki iki tane takviye geldi. Hem Eze'yi getirdiler. Taraftar bile çok şaşırdı biliyorsun. Başkan Bayramak günlerde böyle bedava topçu var sonra alıyordu çünkü. Gurbetçi oyuncular da daha çok. Aynen. Taraftar bile buna inanamadı bu iki iyi transfere ve bir anda Adana Spor'u çok güçlendirdi bu iki oyuncu. Kesinlikle. Onun dışında da zaten orta sahasına eğer bir takviye daha gelirse orta sahaya Adana Spor'dan. Şu an bir 5 günlük süre kaldı. Ama ben biraz zor görüyorum. Eğer gelirse Adana Spor bu sezon ligi en azından ilk 12 içerisinde biteceğine inanıyorum. Adana Spor'un ben küme düşme tehlikesinin kalktığını düşünüyorum. Ben düşünüyorum iki transfer. Eze ve Arabizli transferiyle ben ligde kalacaklarına inanıyorum. Senin bu karşılaşma için başka söylemek istediğin bir şey var mı? Tahminin nedir bu ya karşılaşma? Ya ben bu maçla ilgili şu an maç git geldi bir maç. Ama biraz da Adana Spor'un yanındayım ben. %52'ye %48 en azından kaybetmeyecektir ama yani bu maçta da her şey olabilir. Öyle düşünüyorum. Ama ben kısır bir maç bekliyorum. Yani 1-1, 1-0, 0-0 bir skor. Ben Adana Spor'un yenilmeden sahadan ayrılacağını düşünüyorum. Yani bir adım da önde. Hani Adana Spor özellikle Eze'yi kontralarda iyi kullanabilirse bu maçta Osmanlı Spor'un başına çok bela olur Eze. Ben o yüzden Adana Spor tarafındayım. Ben yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ben de öyleyim. Bir puanla ayrılacaktır. Cumartesi gününün ilk karşılaşmasında bu karşılaşma biraz oyuncular için eziyet olacak. Ümraniye Spor, İstanbul Spor. Ümraniye şehir stadında, ilçe stadında biliyorsun ışıklandırma olmadığı için maç 5'te oynanacak. Hava da çok sıcak olacak yüksek ihtimal cumartesi günü zaten. Ben Ümraniye Spor, İstanbul Spor karşısında ağır favori olarak görüyorum. Şundan dolayı Ümraniye Spor sezon başında hiç iddialı açıklamalar yapmadı ama kurduğu kadro geçen seneden çok daha geniş. Aynen, kesinlikle. Yedek kulübesi bile çok geniş. Sonra Gomis gibi oyuncular kulübeden geliyor. Hı-hı. Yedek kulübesinden. İlk iki haftada da hem Altay'ı hem Giresunspor'u resmen sahadan sildiler. Emircan yıldızlaştı sonuçta. İki haftada 4 gol Emircan Altıntaş'tan muazzam oynadı. Yeni sözleşmesini 3 yıl uzattı kulübüyle biliyorsun Emircan. Bunun morali mi dersin artık bilmiyorum, ne dersin. Emircan'a bu resmen böyle bir dumping mi yaptı artık? Ne oldu? Şov yapıyor. Pozitif etki yaptı. Aynen. 2 gol attı 2 maçta da. 2'şer gol atarak 4 gol attı. Asistte var ayrıca. İstanbul Spor da çok mütevazi bir takım biliyorsun. Ben zorluk çıkartabileceklerine inanmıyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ya şimdi TFF'de biliyorsun hiçbir zaman iddialı, garanti, kesin ya bir şey yok. Bu senin söylediğin klasik bir laf. TFF 1. Lig'de şey yok, favori maç geçen yok. Geçen hafta gördük Balıkesir-Erzurum maçı. O özellikle zaten büyük bir şok oldu kesinlikle. Aynen. Onun dışında bu sezonda yine aynı şekilde devam edecek benim bu söylemim. Ama Ümraniye gerçekten bir adım önde. Kazanmaya yakın. 160-140 ben önde görüyorum. Ayrıca gol bir maç bekliyorum. Ümraniye bu sezon hücum attı ve ayrıca rotasyonu çok geniş. Evet. Emircan da muhteşem oynuyor orta sahada. Asist yönünden de bu sezon en azından bir 6-7 asist yapacak gibi duruyor. Yani Bahadır'la Emircan ikilisi lige çok iyi girdi Ümraniye Spor. Bahadır Giresun maçında Emircan'la maçın yıldızları iyi. Eğer Ümraniye bu maçı kazanırsa 3-3'te devam edecek lige. Muazzam bir moral bence olacak. Ümraniye bu sezon Giresun'dan o 2 sırayı aldı. Şöyle Erzurum'la Giresun eğer böyle giderlerse Ümraniye Spor aynen aralarından sıyrılabilir kesinlikle direkt. Zaten ben Giresun'un kesinlikle geçtiklerine inanıyorum şu an. Giresun baş edemez Ümraniye'yle. Eğer Ümraniye bu maçı kazanırsa bence büyük aday. Öyle ben kazanacağını düşünüyorum ben zaten. Ben de kazanacağını düşünüyorum. Ben %60-%40 Ümraniye tarafındayım. Ben de hani Ümraniye Spor'un galip ayrıca gelerek Giresun maçında yaşanan gollü maçı da bu maçta bekliyorum ben. Ben de gollü bir maç bekliyorum. Gollü bir 3-1-4-1 Ümraniye galibiyeti bekliyorum ben de. İstanbul Spor oyunu kapatmaya böyle hani kitlemeye çalışacaktır ama defansı çok Ümraniye zayıf var. Spor'un aynen İstanbul Spor'un savunması hem sıkıntılı artı Ümraniye'nin hücum hattı çok iyi. Aynen kesinlikle. Kontra ataklarla da bir anda
rahat pozisyona yürüyüm rahat. Yani bir anda maçın skorunu değişti yani maçın aynen. kaderini değiştirebilecek oyunculara sahibim. Emircan gibi, Bahadır gibi, Nuri gibi böyle yabancı oyuncusu, dışarıdan yabancı Gomis. Forveti. Aynen yedekten. Kulübeden Honore Gomis geliyor. Hı-hı. Orta sahada Gimbert. Gimbert gol aynen. attı Giresun maçında gayet iyi bir oyuncu. Gökhan Süzen kanatlardan çok iyi ortaları. Geçen hafta attı golü biliyorsun zaten. 2-2 de çok iyi Ümraniye Spor'un. Alaaddin'i zaten geçen seneden herkes çok iyi biliyor biliyorsun. Hı-hı. Gökhan Süzen de kayıp yıllar geçirmişti sezonlar. Ama bu sezona çok kendini iyi girdi. Kendini bulacak gibi. Aynen. Kendi kalitesini bulursa Gökhan Hı-hı. Süzen 2 beki de çok iyi olacak Ümraniye'nin. Çünkü Alaaddin hücum yönü çok iyi. Gökhan Süzen de hem defans hem hücum. Aynen. İki taraftan da çok iyi bir Ümraniye olacak. Kanat bekleri anlamında. Ben Ümraniye Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. 160'a 140. Bence bu haftanın en çok konuşulması gereken takım Erzurumspor diye düşünüyorum. Dün üst üste haberler geldi biliyorsun. Erzurumspor Boluspor'u konuk edecek Hı-hı. bu hafta. Daha 3. haftada takım karıştı. Aynen. Hakan Cambazoğlu'yla yollar ayrıldı. Boluspor'la anlaştı Hakan. Oynamak istediği için kulüpten ayrıldı. Kesinlikle. Yedek kalmak istemiyorum dedi. İbrahim Seyiç'in ayrılacağı söyleniyor. Tolga Zengin haberi var. Tolga Zengin'in transfer edileceği haberleri var. Şu an hala boşta Tolga. Riva'da milli takım tesislerinde idman yapıyor Aynen. sürekli tek başına. Ayrıca Taylan Antalyalı'nın Galatasaray haberleri yine çıkmaya başladı biliyorsun. Başkan açıklama yaptı. Ayrıca Hakan Arslan da gitmek istiyorum diye bir açıklama yaptı. Bunu kulübe bildirdi sol bek Hakan Arslan. Erzurumspor daha 3. haftadan karıştı resmen. Aynen. Ki çok önemli transferler yapıldı. Mikael Pote gibi bir oyuncu geldi. Raşat Muhammed tutuldu takımda. Sunu kaldı. Obertan kaldı ama hala oynayamadı. Emrah kaldı, Obertan kaldı. Taylan Antalyalı kaldı. Hani ya küme düşen kadrodan çok az oyuncu gitti. Kaliteli oyuncular kaldı ama Erzurumspor'da bir kaos var. Boluspor ise zaten her sene aynı terane. Ne iner ne düşer bir takım Boluspor. Geliyor Pupon gidiyor. Aynen. Başka bir şey yok yani. Bilal Kısa geldi. Çok tecrübeli isim bu sezonun başında. Geçen seneden Mustafa Durak takımda kaldı. Hani şöyle söyleyeyim sana. Boluspor zaten bir amacı olmayan bir takım gibi gözüküyor. Kesinlikle. Her sene aynı. Orta sıralarda bir tane. Aynen tane. Öyle. Eğer bu maçı Erzurumspor alamazsa biliyorsun bir tabir vardır. Çarşı karışır. Ne hocanın kalacağını düşünüyorum. Muzaffer Bilazer'in gönderileceğini zaten kesin gidecektir tarafından. Bence. Ben öyle düşünüyorum. Bir puan kurtarmaz artık Erzurum'u. Ya kazanacak ya kazanacak. Çünkü o tribünler bence bunu hak etmiyor Erzurum taraftarı. Kesinlikle. Ben öyle düşünüyorum. Ben Erzurum Spor'u biliyorsun 2 haftadır kazanacak diyorum kazanamıyor. Bu maçta da kazanamazsa zaten daha bir şey demem Erzurum Spor'un maçlarına hani kazanma anlamında. Kazanmak zorunda hani affedilir bir yanı yok şimdi artık. Şimdi şöyle bir şey hele var. Hele Balıkesir'e kaybetmesi bence skandal. 18 yaşındaki çocuklara maçı verdi. Tabii Balıkesir'e zaten tekrardan ben tebrik ediyorum. O maçta aynen. çok iyi oynadılar. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim biraz komik olacak. Eğer Erzurum kazanamazsa başkan büyük ihtimalle artık sen bu kulübün başında hani tesislere gelme diyecek. Ben de sana diyeyim Erzurum kazanamazsa sen de programa gel. Yani Erzurum yakacak beni bu gidişle öyle gözüküyor. Bana da ama öyle geliyor. Ama şöyle bir şey var. Erzurum'da büyük bir sıkıntı var. Bence oyuncuların çok oynamak istemiyor o şehirde. Ya sanki izlerken takımı sabote ediyorlar aynen, gibi. Aynen öyle. Taylan ilk hafta biliyorsun hani 2-0 olmuştu maç. İstanbulspor maçında ilk yarıda biraz isteksizdi. Felaket isteksizdi. İkinci yarıda da İbrahim Aktağ girdi, oyun döndü tekrardan. Onun dışında hani Erzurum'un kesinlikle takviye yapması lazım orta saha özellikle. Obertan büyük ihtimalle oynamayacak gibi duruyor şu an. Sakat herhalde. Ya, veya takımı mı artık istemiyor anlayamadım. Çok iyi bir para imzaladı bu aynen. arada. 700 bin euro TFF 1. lig için muazzam bir kesinlikle rakam. Kesinlikle yani alacağı yaklaşık kaç para yapıyor? 3,5 trilyon. 4,2 milyon euro yakın yapıyor. Pardon 4,2 milyon euro dilerim aynen. Yani benim matematik yine şaştı. Geçen haftaki Umut Meraş mevzusu gibi oldu aynen, biliyorsun. Aynen öyle oldu. Yani Obertan bence bu sezon zaten taraftar da söylüyor. Büyük ihtimalle oynamadan yani yatarak para kazanacak. Yani parasını alacak şöyle gibi bir durum var. Erzurumspor eğer bu maçı alamazsa gerçekten milli maç arasındaki 15 gün çok sıkıntı. Onlar için bitmek bilmez. Ben son bir defa da Erzurum'a güveniyorum. Alamazsa da daha bir şey demeyeceğim diyeyim yani. Şöyle öyle. Bir şey var. Eğer Erzurum maçı kazanamazsa gerçi Erzurum maçı hangi tarihteydi? Cumartesi günü. Cumartesi günüydü. Cumartesi günü ayın zaten biliyorsun 30 yapıyor. 31 ayı. Pardon 31 yapıyor. Transferi bir gün kalıyor. Ben şöyle diyecektim. Hani eğer bir 4-5 günlük süre kalsaydı maçın olumsuz skoruna göre Erzurum'dan üst üste transfer. Aynen acil bir hani yapmak için aslında biraz gündemi değiştirmek için transfer bekliyordum ama süre çok daralıyor. Yani Erzurum'da transfer ihtiyacı vardı ama transfer bence büyük ihtimalle gelmeyecek gibi duruyor. Peki belki sen, Tolga Zengin gelir. Sen bu maçın sonucuna ne diyorsun? Erzurum Spor alır mı yoksa gene bir sürpriz olur mu? Ya Erzurum artık maçı alması lazım. Bence Erzurum maçı kazanacak. Öyle düşünüyorum ama
Erzurum kazansa da bence Muzaffer Hoca'nın kesinlikle takımın başında olmaması ya, gerekiyor. Ya bu lig için çok tecrübesiz bir kesinlikle, hoca. Kesinlikle ben de düşünüyorum. Ben şöyle düşünüyorum, boşta deneyimli Türk hocalar var. Yılmaz Vural özellikle. Ya Yılmaz Vural bu takımı coşturabilir, oyuncuları tabiri yerindeyse döve döve oynatacak ya bir antrenör. Ya şöyle bir şey var, taraftar zaten maçı ilgi gösteriyor her zaman. Her zaman her zaman. Tam Yılmaz Vural'ın istediği bir... Kendi evinde full tribünler oynuyor zaten. Hani oyuncular hani nasıl geçen desem sezon bile Süper Lig'de, her türlü destek hissediyorlar arkalarında. En yüksek... Evet, Anadolu kulüplerinden birisiydi Erzurum. Kesinlikle. Hani o stada hep dolduruyordu o taraftar. Hani bu taraftar çok cefa çekiyor. Aynen. Balıkesir deplasmanına gidiş geliş 40 saat yol çekti o taraftar. Aynen. Oyuncular uçakla gidiyor. Kafaları rahat ama taraftar otobüste, minibüste, dolmuşta falan gidenler var resmen. Asgari ücretle çalışan insanlar. Aynen öyle. Erzurum Spor zaten bu maçı da alamazsa oyuncular. Çok büyük sıkıntı var. Radikal aynen kararlar öyle. Gelir kesinlikle, büyük kesinlikle. Birkaç kelle gider. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Oyunculardan bazıları bile... Süresiz kart dışı. Kelle gider. Aynen. Çok net ortada. Ben de Erzurum Spor'u ya kazanacak ya kazanacak ben diye görüyorum. Başka şansı yok. %70'e %30 öne görüyorum. Cumartesi günü son olarak, daha doğrusu özür dilerim. Sondan bir önceki maç Akhisarspor Altınordu. Akhisarspor ilk haftaki maçını kazandı. Penaltıyla biliyorsun. Zor kazandı. İki penaltıdan birini gole çevirip kazandılar. İkinci hafta ise Bursa deplasmanında 2-1 mağlup oldular ki Bursa Spor şaşırttı herkesi o maçta. Genç oyuncularıyla. Hı hı. Altınordu ise 2'de 0'la başladı ama çok güçlü iki takımla oynadı. Hem Hatay kesinlikle, hem Altınordu, özür diliyorum, Karagümrük, Fatih Karagümrük kendi evinde ayrıca gene güçlü bir takımla oynayacak Akhisar'la. Ve Altınordu bu sene çok az takviye yaptı biliyorsun. Önemli oyunculardan da bir Anıl Koç'u takımda tuttular. Yusuf Acer'i kaybettiler mesela. Aynen. Okan Derici de takımda kaldı. Ama Altınordu nasıl desem sana, çok fazla genç oyuncu var takımda ve bu tür güçlü takımlara karşı böyle reaksiyon vermeleri biraz zor oluyor. Akhisarspor ise çok tecrübeli oyunculardan kesinlikle kurulu bir takım. Ben Akhisar'ın galibiyetini bekliyorum. Sen neler ya söylüyorsun? Ben de Akhisar'ı önde görüyorum bu maçta. Altınordu'da bu sezon şöyle bir politika var. Hani hiçbir transfer yapılmadı. Genç oyuncuları daha vitrine çıkarma sezonu, evet, bu sezon. Ki zaten biliyorsun 16 ve 15 yaşında iki tane genç oyuncu. Rabil Tagir, Kazakistan aynen doğumlu 16 yaşında sol stoper. Ben kendini bayağı göstereceğini düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Sol stoper çok aranan bir mevki kesinlikle biliyorsun futbolumuzda. Türkiye liginde özellikle büyük takımlar aynen için büyük kesinlikle bir şey olur. Transfer tahtasında yazılacak ondan isim. Ondan da iyi bonservis kar kazanacaktır kesinlikle bence zaten bonservis parası. Başkanın açıklamaları da zaten bu yönde biliyorsun. 2021-2022'ye kadar hani biz birinci lige yani Süper Lig'e çıkmayı düşünmüyoruz o diyor. O bence daha da uzadı. Bana öyle geliyor. Yani biraz altyapıyı, sistemi aynen tutmaya çalışıyorlar. Biraz da hani genç oyuncuları parlatıp ihracat yapıp yani gönderip oradan yapılacak bonservis bedelleriyle yine altyapıdaki oyuncuları tabii harcanıyor. Süper Lig'in yine ayrıca temelini atacaklarına inanıyorum ben. Altınordu'nun bence bu maçta şansı çok az. Ben bence %70'e %30 Akhisar'ı önde görüyorum. Ayrıca Akhisar'da da Hatsic transferi yetersiz görüyorum. Bence de yetersiz. Kesinlikle bir tane daha santrafor, edef santrafor Mertuğ'la lazım. Mertuğ'la Hatsic yetersiz. Kesinlikle bir tane yetersiz. Bu oyuncu benim golcüm aynen diyebileceği Mehmet Altıparmak. Yani Selezov tarzında lazım eski Akhisar'ın oyuncusu. Vaste Selezov tarzında olabilir, bir oyuncu Kote lazım. Kote olabilir bu ligden, ligimizden. Marco Paişao olabilir. Yani o tarzda bir oyuncu. Oyuncular değil, o tarzda bir oyuncu. Aynen. Oyuncu. Hani İsim bir golcü lazım kesinlikle bu takıma. Kesinlikle lazım. Diğer mevkilerin çünkü hepsinde iyi oyuncular var. Ama Akhisarspor'a bu benim net golcüm diyebileceği Mehmet Altıparmak'ın gözü kapalı koyabileceği bir forvet lazım. Kesinlikle lazım. O oyuncuyu alırsa Akhisar zaten playoff'u ben garanti görüyorum. Şu an bile görüyorum. İlk ikinin de en büyük adaylarından ben biri olacak açık ara. Cumartesi gününün son maçını da değerlendirelim. Altay Balıkesir Spor. Balıkesir Spor geçen hafta bana göre haftanın takımıydı. Muazzam kesinlikle bir spor. Tebrik ediyorum ben tekrardan. Ben de tebrik ediyorum Balıkesir Spor'u. Ayrıca da biraz taraftarlardan tepki aldık Balıkesir Spor hakkında konuşmalarımızdan ama şu an Balıkesir Spor'un da ben övülecek bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Ben şöyle şundan dolayı sana. Ben söyleyeyim tamam, sen hemen tamamla. Şundan dolayı başkan sürekli oradan buradan para arıyor ama bulamıyorlar. Hani biz maddi anlamda ve kadro kalitesi anlamında zaten olumsuz anlamda konuşuyoruz. Kesinlikle. Yoksa Balıkesir Kulübü'ne bir hakaretimiz şeyimiz yok. Aynen. Ama şöyle bir durum var. Balıkesir Spor maddi açıdan çok sıkıntılı bir durumda. İki yabancı ile sahaya çıkıyorlar zaten. Gerisi hep genç Altay'da oyuncu şu an kesinlikle dişine göre bir rakip buldu bence. İstanbul Spor maçında Kapel dışındaki oyuncular bence etkisizlerdi. Şu an tek oynayan oyuncu Kapel takımda resmen. Hani Sait Karafırtınalar'ın ben takıma bir ayar çekeceğini düşünüyorum bu maçta. Altay'ın ben net kazanacağını düşünüyorum. Sen neler dersin? Ben ilk öncelikle şunu söyleyeceğim. Hani bize gelen yorumda hem Bursaspor hem Eskişehir ve Balıkesir'i aynı içeren bir yorum vardı. Hani düzgün konuşun gibisinden daha çok hani dikkatli yorum yapın. Ama 3 takımın da durumu ortada. Maddi açıdan maddi çok kötü durumdalar. Maddi açıdan çok kötü. Eskişehir'i aynen zaten biliyoruz. Son, -5 puan da şu son an çıkan haberlerde biliyorsun Hakan Aslantaş takımdan gönderildi. Ona değineceğiz Eskişehir'i konuşacağız değerlendireceğiz zaten. Ayrıca şöyle bir şey var. Hani zaten biz takımları burada kötülemiyoruz. Takımındaki
iş değişik kötülüyoruz. Yani aynen yönetimin öyle almış olduğu kararları bizim camialara herhangi bir hani hakaret etmek gibi falan, saygısızlık etmek gibi zaten kesinlikle öyle bir terbiyesizlik yapacak bir haddimiz yok. Biz sadece geçmiş yönetimlere konuşuyoruz. Aynen zaten bütün kulüpleri babalarının çiftliğine çeviren yöneticilere. Zaten bunlara da Alayda değmiştik zaten Bursa Spor'da. Şakşakçılık yapan taraftarlar varsa bu adamların adamı onlar. Bu kadar açık ve net. Kesinlikle. Kulübü soyan, babasının çiftliği, o adamlar o zaman çok... Menfaat için kulübü kullanan diyor. O başkanlar ya da yöneticiler çok delikanlılarsa o zaman kendi şirketlerini bakalım öyle yönetsinler. Bak bakalım 3. günde ne oluyor, orası dingonun ağrına döner çok affedersin. Aynen. Bu karşılaşmaya dönmek gerekirse de ben Altay'ın net kazanacağını, Payışao'nun da bu sezonki, geçen sezonun 29 golle gol kralı Payışao'nun da ilk golünü atacağını düşünüyorum. Sen neler dersin? Galibiyet anlamında kim alır sence? Ya biz ilk hafta mücadelesinde Altay'ı da değerlendirmiştik. Kadrosunun yetersiz olduğunu söyledik. Rotasyon anlamında yetersiz. Kesinlikle yetersiz. Ayrıca zaten Sait Kara fırtınalarda büyük hatalar yapıyor. Leandro'yu hep yedek başlıyor maçlara. Putsilan'ın yerine oynamalı bence. İstanbul Spor maçında da yedek başladı. Onun dışında bir de şöyle bir şey var. Hani Altay yönetimi, hatta yönetimi değil pardon, spor medyasında bir şahıs bize yorum yazmıştı. Onun da hani Facebook, hatta sosyal medyada diyelim, yorumlar yaptığını görüyoruz. Sait Kara fırtınalara yorumlar yazıyor. İşte takım ne zaman düzelecek gibisinden. Aynen. İşte takım zaten bu yüzden düzelmiyor. Takımda rotasyon oyuncusu yok. Kesinlikle sıkıntı. Biz zaten bunu bahsetmek istemiştik. O da bizim sözümüze gelmiş oldu. Ama Altay'ın bu maçta gücü Balıkesir'e çok rahat yeter. Ya kesinlikle yetiyor zaten gücü ama. Aynen. Hani şöyle bir şey var. Eskazan maçın 2. 3. dakikasında deplasman takımının bir gol bulduğunu düşünelim. Nasıl durum olacak mesela Altay açısından? Ben maçı çevirecek bir oyuncu yok rotasyonlarında mı? Ben ilk hafta biliyorsun Hatay Spor Altınordu maçı için bu maç, hani Hatay Spor kendi evinde oynayamadığı için Mars'ta Bolu'daydı. Aynen. Ben uzayda da, Mars'ta da, Plüton'da da, hani Jüpiter'de nerede olursa olsun ben bu maçı Altay'ın kazanacağını düşünüyorum. Ya ben de şimdi öyle düşünüyorum ya, da benim net şöyle bir şey var. Balıkesir geçen hafta kazandı. O bir özgüven. Aynen. Altay'ı da ben zaten ön planda görüyorum. Ama orada kendi evinde oynuyordu Balıkesir. Ya kendi evinde oynuyor ama biliyorsun taraftar desteği yok fazla Balıkesir'in. Bir de Erzurum zaten çok kuvvetli, pardon. Altay çok kendi evinde. Kendi evinde oynayacak. Biraz daha taraftar desteği var. Ama şöyle bir şey var. Hani Balıkesir de geçen hafta biliyorsun Erzurum'u yendi ama taraftar desteği olan bir takım değil çok fazla. O yüzden fazla bir etkisi yok. Ama ben bu maçta 165'e 135 Altay önde görüyorum. Dediğin gibi Marco Paxson'da artık bu maçta patlama yapacağını inanıyorum ben. Kesinlikle ben Payışao'dan gol bekliyorum. Kapel bu maçta gene çok rahat slalomlarıyla pozisyonlar kesinlikle yaratacaktır. Kesinlikle takımın ön planda olan oyuncusu. Altay, ben Altay kazanacak diyorum bu karşılaşmada. Hı-hı. Pazar gününün ilk karşılaşmasına geçelim. Benim burada net bir tercihim var. Yani tercihim daha doğrusu düşüncem var. Ben Fatih Karagümrük Menemen Spor karşılaşmasında çok net Karagümrük galibiyeti bekliyorum. Maç yine bu arada Esenyurt Necmi Kadıoğlu'nda oynanacak. Aynen, daha bitmedi şu an tadilat. Karagümrük stadının kale arkası şu an yapılıyor. Bence mini maçlardan sonra hazır olacak gibi. Biraz daha var aynen. En kötü bir aya kadar geçerler kendi evlerine. Ben Karagümrük'ten geniş kadrosuyla, böyle yıldız oyuncularıyla, Erkan Zengin gibi, Eme Gara gibi oyuncularıyla, Barış Özbek gibi, Arif Morkaya gibi oyuncularıyla ben kazanacağını düşünüyorum. Sen neler dersin? Ya ben hemen biliyorsun ilk hafta deplasmanda Giresun 2-0'la mağlup etti. Büyük bir sürpriz yaptı. O maçta böyle bir sürpriz olmama bence çok zor. Karagümrük kesinlikle ön planda. Geçen hafta da biliyorsun Altınordu maçında ikinci golü bulduktan sonra Karagümrük rahatladı. Maç 2-1'e geldi ama Altınordu'nun hamle yapma şansı kalmadı. Karagümrük oyuncuları maçı oyunu dindirdi. Tuttular. Çok aynen soğuttular. Onun dışında Karagümrük'ün kadrosu gayet iyi. Dediğin gibi Arif Morkaya gayet iyi oynuyor. Ya herkesin yedeği var. Şu an birine bir şey olsa bu takımda korkmaz. Hani Hoca Cüneyt Dumlupınar çok bir, rahat. Bir tane değil, üç tane de şey var. Rotasyon oyuncusu var. Her pozisyonun üçer oyuncusu var neredeyse. Stoperde dört tane iyi stoper var. Forvet'te üç tane var. Üç kaleci var. Hani var oğlu var. Aynen. Yani, ya hani şu an şeker, yağ, her şey var. Helvayı yapmak da bence bu kadroyla çok kolay görünüyor. Kesinlikle zaten Karagümrük bu sezon eğer bu maçı da kazanırsa zaten şu an şöyle bir bakıyorum olaya. TFF 1. liginde Ümraniye ve Karagümrük şu an sivrilen iki takım. Aynen. Oyunlarıyla sivrilen. Oyunlarıyla ve kadrosuyla. Hatay Spor'u da ben ayrı tutuyorum. Belki kadrosu bu iki takım kadar geniş değil ama belki de bu iki takımdan daha iyi takım oyunu oynuyor. Ya takım oyunu olarak çok iyi ama Hatay dediğim Spor gibi. Hatay Spor en iyi takım takımı. Ligler ilerlediği zaman yani hafta ilerlediği zaman rotasyonda çok sıkıntı yaşıyor. Evet, geçen sezon aynen bunu gördük zaten. Ben burada Karagümrük'ün kesinlikle kazanacağını inanıyorum. Ben %75'e %25 veriyorum. Ben de çok net favori olarak görüyorum. Bir diğer karşılaşmaya geçelim. Giresun Spor, Hatay Spor mücadelesi. Bence haftanın maçı. Giresun Spor eğer olumsuz bir sonuç alırsa, yenilirse Erkan Sözer'e gider bence. Ben Erkan Sözer'in koltuğundan alınacağını düşünüyorum. Hı-hı. Kesinlikle ben de düşünüyorum. Hatay Spor yine çok iyi başladı. 2'de 2 İlhan Polut'un talebeleri. Hı-hı. İlk hafta kendi evinde, daha doğrusu Bolu'da oynandı sağ bakımda olduğu için.
Altınordu'yu. Çok iyi oynamadan 1-0 yendiler. Geçen hafta Menemen Spor 10 kişi kalınca zaten çok kaliteli ayakları vardı Hatay Spor'un. 4-0 bitti. Selim Ilgaz gibi, Caner Hüseyin Bağ gibi. İki kanadı çok iyi oyuncular. İşi bitirdiler. Gökhan Karadeniz de golünü buldu. İlk golünü attı bu sezonki. Ben Hatay Spor'un yenilmeden Hatay'a döneceğini düşünüyorum. Eğer Giresun Spor çok hücum oynamaya kalkarsa Caner ve Selim'in bela olacağını düşünüyorum Giresun savunmasına. Gökhan Karadeniz'in araya salacağı, atacağı toplar Giresun Spor savunmasının işini bitirebilir. Senin galibiyet ya da hani beklentinle bu bol gollü mü olur, yoksa nasıl bir maç bekliyor bizi sence? Ya Giresun 2 maçta 2 mağlubiyet aldı. 0 puan çekti. Bizim daha sezon başı programımızda hedef takımımızdı Giresun. Erzurum'la beraber hedef takımımızdı. Daha doğrusu benim takımımda. Sana şey sormak istiyorum. Giresun Spor'da biliyorsun 4 oyuncu ile takımın ilişiği kesildi. Düşük performanslardan Muhammed dolayı. Reis var burada başı çıkıyor. Mehmet Taş ve Çağlar Birinci. Çağlar Birinci derece. Ki Ümraniye maçında çok kötü oynadı. Yenilen ikinci golde Bahadır'ın resmen topu kaybedip Emircan'a asist yaptı orada Bahadır. Bu gider oyuncular sence takıma bir mesaj hani diye düşünüyorum ben. Sence bir mesaj mı? Bir ultimatom mu? Hani bak bunları gönderdik, sizi de göndeririz gibi bir şey mi? Bu takım olumlu anlamda etkiler mi? Yoksa oyuncularda daha bir salmışlık olur mu? Bence etkiler. Şöyle bir şey var. Biliyorsun zaten Rusescu gibi hani maliyeti yüksek olan oyuncular var. Öncelikle böyle Türk oyuncuları gönderip, daha doğrusu daha çok kötü oynayan Bekir oyuncuları Yılmaz gönderip gibi, Ahmet İlhan Özek gibi. Diğer büyük oyunculara da, yani yabancı oyunculara da bir mesajdır bu. Giresun bu maçı zaten büyük ihtimalle kaybederse Erkan Söz'e dediğin gibi takımdan gönderilir. Onun dışında kadrosu çok yetersiz. Rotasyonda hiçbir oyuncu yok. Yani Rav Rusescu oyundan çıkıyor. Özgürcan Özcan giriyor. Özgürcan hiçbir takımın rotasyon oyuncusu olabilecek bir oyuncu değil bence şu an. TFF'de bile. Öyle düşünüyorum. Hatta 11'de zaten hiç oynayamaz. Hani Rav Rusescu'ya bir şey olsa Özgürcan oynayacak mecbur. Aynen. Başka oyuncu yok. Tanasi hiç kullanılmıyor. Tanasi hiç kullanılmıyor. Maçlarda zaten hep yedek başlıyor ilk maçta. Geçen hafta da zaten kadroda yoktu. Aynen. Ben Hatay'ı bu maçta 165'e 135 önde görüyorum. Yani en azından kaybetmeyecektir. Giresun'u ben artık ilk haftadan itibaren tamamen sildim. Gerçekten hani Erkan Sözleri çok kötü yönetiyor takımı. Onun dışında yönetimde hiçbir takviye yapmıyor. Yani Giresun'a bir lafımız yok burada bizim. Sadece takıma ve yani yönetime lafı var. Lafımız var. O yüzden ben 165'e 135 Hatay önde görüyorum. Hatay'ın da kesinlikle takviye yapması lazım bu kalan 5 günde. Rotasyon oyuncuları alması lazım. Aynen. Sağ bek, sol bek, forvet. Birer rotasyon oyuncuları alırsa oraya zaten kendi evinde ne kadar etkili bir takım olduğunu biliyorsun Hatay Spor'un. Ben çok net ilk iki adayı diyorum. Ben de öyle düşünüyorum. O 3 transferi yaparsa. Ben de öyle düşünüyorum. 165'e 135'te Hatay bir adım önde. Hatta 2 adım, 3 adım önde. Ben Hatay Spor kazanır mı bilmem ama 1 puan kesin alacak. Ben de öyle düşünüyorum kesinlikle. Son iki karşılaşmaya geçelim artık. İlk olarak Adana Demirspor Keşi Öğrengici mücadelesi. Adana Demirspor ilk iki haftada 4 puan çıkardı. Daha Adana Demirspor daha tam hazır görünmüyor. Kesinlikle. Stokes iki maçta da kadroya alınmadı. Anthony Stokes. Volkan Şen geçen hafta son 20 dakika oynadı Bolu maçında. Zaten Ümit Özat Bolu maçında tamamen 1 puana yatırdı takımı resmen. 4-6-0 oynadı Adana Demirspor maçta. Forvetsiz oynadı. Aynen, forvetsiz oynadı. Hamidi Traore ile Yakup Koseçki sakatlandılar. Aynen, geçmiş olsun diyoruz tekrardan. Hani bu maçta kullanamazlarsa biraz sıkıntı olabilir Adana Demir için bu durum. Keçi Örengücü ise aynı İstanbul Spor gibi böyle düşük maliyetle kurulan bir takım ama İstanbul Spor'dan daha iyi bir kadro kurdular ve 3. yabancıyı da aldılar. Levi Madinda geldi Ümraniye Spor'dan. Spor'dan geldi, evet. 10 numara pozisyonda oynayan bir oyuncu. Geçen seneden iyi biliyoruz Madinda'yı. Ben katkı vereceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Bu arada iki eski takım arkadaşı aynı takımda buluşmuş oldular Ümraniye Spor'dan. Diabank Dialiba ile Levi Madinda. Bu ikisinin uyumu da bence iyi yansıyacaktır. Artı Famous Sakone'yi aldılar biliyorsun Adana Spor'dan. 3 yabancıyla götürecekler gibi sezonu. Ben Adana Demirspor'u favori olarak görüyorum. Çok sıcak bir havada oynanacak pazar günü maç Adana'da. Yani yere yumurta koysan böyle menemen falan olur. Biraz domates falan. Yani felaket sıcak var Adana'da. Aynen, biliyorsun. Keçiörengücü iyi başladı iki maçta 4 puanla ama nasıl desem, biliyorsun Başkan Murat Sancak çok ciddi miktarda yine para harcadı, takıma yatırım yaptı. Ben Adana Demirspor'un böyle maçlarda puan kaybına hakkını tahammül olduğuna inanmıyorum ki çok iyi bir taraftara sahipler. Kesinlikle. Biliyorsun. O taraftar hani bu tür maçlarda artık bence Süper Lig'e hak ediyor Adana Demirspor camiası ve taraftarı.
Ben Adana Demirspor'un kendi evinde kazanacağını düşünüyorum. Sen neler dersin? Ya Adana Demirspor 3-4 sezondur yatırım yapan bir takım. Başkan sürekli yatırım yapıyor. Çok takım playoff'a ama kaldılar. Çok playoff'a kaldılar. Bir türlü çıkamadılar. Artık bu sezon çıkmak istiyorlar ama bu sezonda çok kuvvetli takımlar var karşısında. Aynen. Kadrosunda da bazı oyuncular şu an hazır değil. Özellikle Anthony Stokes. Volkan Şen hazır değil. Volkan Şen'i biz 6. haftanın itibaren oynar demiştik. Ama daha geçen erken hafta erken oynadı. Aynen. Ama hazır değil şu an. Ben öyle görüyorum ki zaten o 20 dakikada bile fena oynamadı. Aynen 20 dakikada zaten kalitesi belli ama hazır aynen olarak yani maçı vücut olarak net iyi değil şu an. Yani rakibe de ben bakıyorum. Keçiören Gücü gerçekten lige çok iyi başladı. 2 haftada 4 puan topladı. Evet. Ayrıca bir transfer geldi Ümraniyespor'dan. Madin'da geldi. Hani Keçiören Gücü bence bu sezon sıkıntı yaşamayacak takımlardan. Kesinlikle. Onun dışında da Adana Demirspor'u ben bir adım önde görüyorum. Ama hani maçta bir sıkıntı olursa yani beraberlik ve Keçiören Gücü galibiyet olursa şaşırmam. Ben %60'a %40 Adana Demirspor'u ön planda görüyorum. Dediğin gibi Adana Demirspor'un bu tarz maçlarda evinde puan kaybı hata yaşaması yapmaya lazım. Aynen. Hata yapmaya tahammülü olmaz. Tahammülü ve lüksü yok. Adana Demir oyunu zor açabilir diye hani puan kaybedebilir diye beklentinden şöyle bir yola çıkarsak Balıkesir'i zor açmıştı biliyorsun aynen kendi evinde penaltıya kadar. O yüzden golü erken bulması şart. Kesinlikle. Bir de Berk Yıldız geri geldi biliyorsun yeni Malatya'dan Adana Demir'e. Geçen ben çok katkısı zaten olacağını düşünüyorum. Geçen sene takımın en iyi oyuncularından aynen biriydi. Adana Demir'e de o bölgeye bir oyuncu şarttı zaten. Çok iyi yerinde bir hamle oldu. Berk çok iyi katkı sağlayacaktır. Ben de düşünüyorum. Tekrardan bir de ayrıca sakatlanan iki oyuncu var. Koseçki ile Traore. Onlara da geçmiş olsun dileklerini de bulanalım Adana Demirspor camiasına. İnşallah en kısa sürede İnşallah sahalara döner bu iki oyuncu. Bu son olarak da haftanın son mücadelesi pazar akşamı yine Eskişehirspor Bursaspor arasında oynanacak. Hı-hı. Eskişehir'de iki tane çok köklü Süper Lig'den birbiriyle oynamaya alışkın olan iki takım maalesef TFF 1. Lig'de karşı karşıya gelecekler. Eskişehirspor çok sıkıntılı bir durumda. Dün zaten Hakan Aslantaş da gönderildi ki neden gönderildiği bile anlaşılmayan bir oyuncu. Çok büyük fedakarlıklar yaptı bu takım için ama sonu böyle olmamalıydı Hakan Aslantaş'ın ayrılık olayının. Bursa Spor'da geçen haftadan bir moral buldu. Özellikle kesinlikle genç oyuncular Ali Akman, Emirhan ve Sedat ön plana çıkan isimler bir performans olarak. Şimdi bu maç şu açıdan çok önemli. Eskişehir Spor eksi 5 puanda, Bursa Spor 3 puanda. İki takım da küme düşme adaylarından olduğunu düşünürsek, eğer Bursa Spor yenerse bir rakibini artık direkt iyice kuyuya atacak. Kesinlikle. Eskişehir'in durumu çok sıkıntılı şu an. Aynen, felaket sıkıntılı. Sence Eskişehir Spor hani bu maçı kazanıp puanla eksi 2'ye indirebilir mi? Yoksa Bursa Spor tarafında mısın? Sen neler söylersin? Ben bu maçın ne olacağını kestiremiyorum. Tribün gene full olacaktır. Kesinlikle. Büyük bir destek olacaktır Eskişehir ama Eskişehir'in işi çok zor maalesef. Sen neler söyleyeceksin? Şimdi ligin 3. haftasındayız ama bence daha ligin 3. haftasında ölüm kalım maçı olacak. Aynen Eskişehir öyle. Bursa Spor. Eskişehir'in eksi 5 puanında olması. Ayrıca kadrosunun çok dar, yetersiz olması. Mali açıdan sıkıntılı olması. Onun dışında da Bursa Spor aynı şekilde. Mali sıkıntıda ve transfer tahtasının çok geç açılması. Hala oyuncu almadı zaten. Zaten Bursa 5 Spor günlük bir süre kaldı ve tahta zaten 3 gün önce açıldı. Birkaç oyuncu belki hani ben bir 2-3 takviye bekliyorum. Sen ne dersin ama? Ya tahta şu an açıldı ama hani nasıl bir oyuncu bulacaklar? İşte tabii nasıl bir oyuncu yabancı gelecek getirebilirler. Yerli biraz yani zor ama maliyeti nasıl olacak? O da çok önemli. Süper Lig'deki takımlardan belki hani böyle düşünülmeyen oyunculardan kiralık olabilir. Belki olabilir. Mesela özellikle Sonur Aydoğdu mesela baktığımız zaman bu tarz oyuncu gelebilirdi. Yani gerçi o da gitti. Göztepe'ye gitti ama Göztepe'nin durumu da işler acısı biliyorsun. Aynen öyle. Yani şu an oyuncu bulmak da zor. Bakıyoruz maalesef size sonra da öldü gitti ya bir ama de oyuncuların yıllık ücretleri çok çok yüksek. Bu ligdeki takımlar için hele maddi durumda sıkıntısı olanlar olan takımlar için büyük sıkıntı. Ya şöyle bir şey var. Eğer hani yerli oyuncu alıyorsan onun en azından kendi para cinsimizden sözleşme yapabilirsin. Aynen. Ama yurt dışından bir oyuncu getiriyorsan kesinlikle kurdan yani dövizden işlem yapman gerekiyor. Ki zaten Euro şu an 6.50'ye gelmiş durumda. Yani Bursaspor'un durumu da ortada. Yani Eskişehir zaten hiç transfer yapamayacak belli. Maalesef. Ayrıca ben orada Eskişehir'in yapılan açıklamaya değineceğim sana Hakan Aslantaş'la ilgili. Orada açıklamanın ortasına geldiğimiz zaman giden bir oyuncu daha ismi vardı. Şu an aklıma gelmedi. Neden olduğu yazıyordu. Kulübümüzün yaşamış olduğu maddi sıkıntıdan dolayı yazıyordu. Ayrıca bir gelen bir para da var. Bir oyuncu gönderildi. Oradan bir maddi gelir dedi ama çok düşük bir rakam. Yani sonuçta bu sıkıntıda bir karşılayacak, döndürecek bir para değil maalesef kesinlikle. Yani Eskişehir'in durumu da çok sıkıntı. Bence bu maç tam ölüm kalım maçı. Ben burada özellikle çok gollü bir maç bekliyorum. Aynen. Yani kesinlikle iki takım da gel gitti olacak. Özellikle Eskişehir'in kesinlikle kazanması ben lazım. Çünkü eksi 5'te direkt saldıracağını düşünüyorum. Aynen. Ben ama bu maçta galibiyet olarak bir şey söyleyemiyorum. Her şey olabilir ama gollü bir maç bekliyorum. Ya 3 sonuca da çok açık bir maç kesinlikle bu. Yani yaşayıp göreceğiz gerçekten hani öyle gel değil ya. Bir o maç hesap bir maç. Çok zor bir maç olacağını düşünüyorum.
Zaten Eskişehirspor bu maçı da kazanamazsa üzülerek söylüyorum ama daha ligin 3. haftasında küme düşer bence. Ya kesinlikle çok zor şey. Biliyorsun geçen hafta, pardon, geçen ortada sezon ortada bir yönetim bile yok diyor Fuat Çapa aynen, çünkü geçen biliyorsun. Geçen sezon 17 maçı ilk devrini 17 maçı 17 puan topladı. Ama bu sezon 17 maçın 17'sinde 17 puan toplayamayacak. Orada eksi puanla başlama durumu yoktu zaten. Aynen, hem yoktu işte, onu söylüyorum. Ligde kalma yolunda bir puanın bile çok değerli olduğu bir ortamda. Kesinlikle. Şimdi şöyle düşünelim. Eksi 6 ile başlamak zaten kafadan gitmek gibi geçen, oluyor. Geçen sezonki durumu düşünelim. 17 puan topladığını düşünelim. Eksi 6'yı oradan çıkalım. 11. 11 puan kalıyor. Direkt düştün kümeye. Çok aynen sıkıntı. Öyle. Ki bu karşılaşma her şeye açık bir mücadele kesinlikle olarak kesinlikle. Ben gol bir maç bekliyorum. Hani kazanma oranına baktığım zaman da ortada bir maç, her şey olabilir. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? İki takıma da başarılar diliyorum. Ayrıca taraftarlarda bir tekrardan bir çağrım var. Aynen. Kanalımıza abone olmaları. Onun dışında yanında yer alan zilden bildirimleri açarak videolardan evet, anında haberdar olmak isteyen. Bazıları onu karıştırıyor. Evet. Hani acaba bu zil nerede gibisinden. Abone ol butonunun yanında yer alıyor zaten yani direkt. Biz şöyle bir destek bekliyoruz. Anadolu takım taraftarlarından özellikle. Görüşlerini belirsinler. Aynen. Videolarımıza yorumlarınızı kesinlikle bekliyoruz taraftarların. Hı-hı. Ayrıca şunu da istiyoruz, rica ediyoruz. Anadolu takımlarına çok az konuşan ülkemizde insanlar var. Değer veren bu takımlarımıza maalesef. Kesinlikle. Biz hani kanalımızda bol bol bu takımlarımıza değer verip konuşacağız sezon boyunca inşallah. Hani ondan dolayı da sizlerden bol bol kanalımıza abone olup bize destek olmanızı istiyoruz. Senin artık sonra eklemek isteyeceğin bir şey başka yoksa... Başka bir şey kalmadı zaten, her şeyi söyledim benim yerime. Teşekkür ediyorum sana. Ben sana teşekkür ederim. Tekrardan pazartesi günü maçların sonuçlarını değerlendireceğiz. Salı programımızda günü. Aynen. Pazartesi günü değerlendireceğiz. Salı günü yayına salı gelecek. Salı günü videomuz yayında aynen olacak. Çarşamba günü de hani maçlar... Mini araya girdiği i̇lk için 3 hafta, ilk 3 haftada genel bakışını değerlendireceğiz. Aynen. İşte gelen bir son oyuncular olacak biliyorsun 1 Eylül'de. Evet, onlara da değineceğiz, konuşacağız. Bir de ilk 3 haftanın en iyileri kimler, hayal kırıklıkları, kesinlikle öne çıkanlar. Aynen. Onları konuşacağız. Sana çok teşekkür ederim. Ben sana ederim. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Trivela Spor YouTube kanalında bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de 3. hafta oynanacak karşılaşmaları değerlendirdik. Sizlerden tek ricamız kanalımıza abone olarak bize destek olmanız. Ve attığımız videoların altına bol bol görüşlerinizi ve yorumlarınızı yazmanız. Bizi izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Herkese iyi günler. İyi günler.